Merhabalar, saat 17. Önce manşetleri atalım. Sonra detaylara geçeriz. Bütün dünyada bugün manşet aynı. Hakikaten tarihi bir dönüm noktası. Olmaz denen şey oldu. Amerika ile İran uzlaştı. İran'ın nükleer faaliyetleri. İşte en basit şekliyle İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlıyor. Uluslararası teftişe açıyor. Bunun karşılığında ambargolar peyderpey kalkıyor. Bu ana başlık. Hepsi bu kadar değil. Detaylar var. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren. Bakacağız bu meseleye ve Anayasa Mahkemesi'nden çıkan karar şimdi ne olacak? Anayasa Mahkemesi dershaneleri ortadan kaldıran düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. Neredeyse 900 kadar dershane dönüşümünü tamamlamıştı, okula dönüşmüştü. Çocuklar dershane yok diye gittiler, temel liseye kaydoldular. Ne olacak şimdi? Mesele büyük. Bu meseleye de bakacağız ve devam edeceğiz. Evet, koalisyon turuyla devam edeceğiz tabii. Bugün Davutoğlu'nun adresi MHP'ydi. Hadi başlayalım. Koalisyon turlarıyla başlayalım. Dün CHP'deydi Davutoğlu, bugün MHP'ye gitti. Bakalım nasıl geçti görüşme. Koalisyon görüşmelerinin ikinci gününde adres bu kez MHP'ydi. Başbakan Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Davutoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. MHP Genel Başkanı ise konuğunu meclisteki makamında ağırlamayı tercih etti. Davutoğlu'na görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti Milletvekili Ertan Aydın eşlik etti. Bahçeli'nin heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Ahmet Kenan Tanrıkulu, Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı yer aldı. Daha önce saat 14'te yapılması planlanan koalisyon görüşmesi saat 13'e alındı. MHP lideri Bahçeli görüşme öncesi erken geldi meclisteki makamına. Saatler 13'ü gösterdiğinde Davutoğlu ve AK Parti heyeti göründü. Tıpkı CHP ziyaretinde olduğu gibi elleri boş gelmedi AK Partililer. Çikolata getirdiler. Basının yoğun ilgisi altında başladı görüşme ve 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası AK Parti heyetindeki isimler arka kapıdan çıkarken Davutoğlu kameraların olduğu kapıdan çıktı. Bir de hediye teatisi oldu. Çok zarif bir tavırla Sayın Bahçeli bir güzel Çin hediyesi söz konusu oldu. Hediyeler verildi. Tebessümle karşılandı. Karşıladı Davutoğlu'nu Bahçeli ama görüşmeden çıkan Davutoğlu çıkışta bir açıklama yaptı. Bahçeli İstemiyor bir koalisyon içerisinde olmak, öyle söylemiş Davutoğlu. Bu 1 saat 40 dakika içinde çok konu konuştuk. Suriye, Irak politikaları, Türkiye içindeki gelişmeler, son derece dostane, çok samimi bir ortam. Ben bundan çok bir kere gerçekten hem müteşekkirim hem mutluyum. Dünkü görüşmemizde, bugünkü görüşmede aynı ortamda cereyan etti. Cumhurbaşkanlığı konusu hiç gündeme gelmedi. Çözüm süreci, milli birlik, beraberlik projesi bağlamında görüş teatisinde bulunduk. Hükümet ortaklığında bulunmama tarzında bir yaklaşım içinde olduklarını bir kez daha teyiden ifade ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Bahçeli'nin kendi tutumları itibariyle saygı duyduğumuz bir görüştür ama belki CHP ile mutabık kaldığımız ölçüde değil ama o anlamda, o çerçevede istikşafi anlam dediğimiz tarzda değil ama arkadaşlarımızın temas halinde olması ve bu seması sürdürmesi yönünde de bir irade beyanı söz konusu oldu. Hem arkadaşlarımız arasında hem de ihtiyaç duyulursa duymamız halinde ki duyacağımız büyük bir ihtimaldir, duymamız da doğaldır. Sayın Bahçeli ile bayram sonrasında ikinci bir görüşme içinde tekrar bir araya gelme imkanımız var. Bunun da her an gerçekleşebileceği konusunda da mutabık kaldık. Bütün partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bir partiyle koalisyonu kurup protokolü imzalayana kadar her partiyle aynı mesafedeyiz. Enteresan, ne CHP görüşmesinde ne MHP görüşmesinde Cumhurbaşkanı meselesi gündeme gelmiyor diyor Davutoğlu. İlginç. Şimdi MHP cephesinden bir açıklama var mı bakalım? Ünal Kaya, MHP liderinin yazılı bir açıklama yapacağı söyleniyordu. Doğru mu?
Yeşim Engü, evet, yazılı açıklamayı bekliyoruz. Muhtemel ki önümüzdeki bir saat içerisinde o yazılı açıklama gelecek. Neden bir saat içerisinde gelecek? Çünkü Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklamasını dinlemeye karar verdi MHP lideri. Buradan ayrıldıktan sonra, meclisten ayrıldıktan sonra genel merkeze geçti. Başbakanı dinledi ve kendisi de cevaben bir açıklama yapmaya karar verdi ve o yazılı açıklamasını şu dakikalar itibariyle kaleme aldı. Birazdan da paylaşmasını bekliyoruz. Bunun dışında bir açıklama var mı? Aslına bakarsanız MHP'nin o görüşmeye katılan kurmaylarıyla bizim konuşma imkanımız oldu görüşme sonrasında. Bahçeli'nin yaklaşımı neydi diye sorduğumuzda kendisinin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da ifade ettiği şekilde bize millet ana muhalefet görevi verdi. Bizim hükümette olmaya yönelik bir talebimiz yok görüşünü iletti Davutoğlu'na Bahçeli bugünkü yapılan toplantıda. Sadece bu kadarla sınırlı değildi aslına bakarsanız. Bahçeli bir konuyu daha gündeme getirdi. O da oldukça dikkat çekiciydi. CHP ile yapılsın dedi. Daha önce de ifade etmişti. Bununla birlikte de eğer CHP ile de olmazsa bize gelmek yerine seçime gidesin önerisinde yine dile getirdiği ifade edildi. Bize MHP kurmayları tarafından bu önemliydi. Çünkü daha önceki açıklamalara bakıldığında MHP liderinin en son takdirde MHP'nin koalisyonunda yer alabileceğine yönelik bazı mesajlar verdiğini biliyoruz. Ancak bugün yapılan görüşmede Devlet Bahçeli'nin Davutoğlu'na eğer CHP ile kuramıyorsanız erken seçime gidilmesi mesajını ilettiğini öğrendik. Bu açıdan oldukça önemliydi. Peki bunun dışında neler konuşuldu toplantıda? Bahçeli'nin özellikle çözüm süreci noktasında bazı eleştiriler getirdiğinde duyduk. Ancak detaylı açıklama konusunda da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması bekleniyor diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım Nevşin. Peki en son bunlar söylendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söyledikleri dikkat çekici. Hani onun beklentisini hep söyleniyor ya, Erdoğan aslında erken seçim istiyor diye. Hakikaten öyle mi? Şimdi koalisyon görüşmeleriyle ilgili şunu söyledi Erdoğan. Hızlıca bir hükümet kurulsun ya da erken seçim dedi. Yalnız AK Parti'nin olası koalisyon ortağına da seslendi. Şöyle dedi. Türkiye'nin büyük projelerini rafa kaldırma tartışmasıyla başlayan bir koalisyon görüşmesi karşısında herkesten önce beni bulur diyor Erdoğan. İşte 3. köprü gibi, Kanal İstanbul gibi projelerden bahsediyor. Peşref faslı bırakılmalı ve artık hizmet faslına geçilmelidir. Şayet buna imkan yoksa, ülkenin vakti israf edilmeyerek yeniden millete gidilmelidir. Görüyorsunuz işte, belirsizlik içinde geçen her gün, Türkiye üzerine oyunlar oynayanların cesaretini biraz daha artırıyor. Türkiye'nin büyük projelerini rafa kaldırma tartışmasıyla başlayan bir koalisyon görüşmesi karşısında herkesten önce beni bulur. Ne demek o ya? Ne demek o? 3. havalimanını yaptırmayacaklarmış. Böyle bir mantık olabilir mi? 3. köprüyü durduracaklarmış. Ne demek o? Erken seçim mi, koalisyon mu? Şimdi herkes bir şeyler söylüyor. En son tweet atanlardan bir tanesi de AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar. Bir tweetlerine göz atalım. Bir kere Tayyar dün akşam attığı tweetlerde AK Parti'nin oyu yerel seçim, erken seçimde düşer diyorsunuz ya hadi o zaman diye bir çağrısı olmuştu. En son attığı tweette Yargıtay, Danıştay, YSK, RÜTÜK, şimdi AYM, yakında TSK zıplar, iktidar boşluk kaldırmaz, vakit kaybetmeden erken seçim. Ya zillet ya millet diyor Şamil Tayyar. Yani hangisi acaba ağır basıyor? Mühim olan bu AK Parti içerisinde. Erken seçim isteyenler mi ağır basacak? Koalisyon isteyenler mi ağır basacak? Hangisi, neye göre şekillenecek Türkiye'nin siyasi geleceği göreceğiz. Ama işte seçim sonuçlarının ardından AK Parti ilk kez, işte Türkiye'de 16 yıldan beri ilk kez böyle bir koalisyon görüşmesi oluyor. AK Parti ilk kez bir koalisyon görüşmesi yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla acaba AK Parti içerisinde bir öz eleştiri mekanizması işlemeye başlar mı? Oylar neden kaybedildi? AK Parti seçmeni belli bir ölçüde sandık başına niye gitmedi? Bunlar hesaplanır mı diyorduk. Belli ki parti içerisinde konuşuluyor, tartışılıyor. AK Parti'nin kurucularından Mehmet Ali Şahin fabrika ayarlarına döneceğiz dedi. Bu seçim sonuçları bize AK Parti olarak niçin yola çıktığımızı hatırlattı. Bizim tüzüğümüz, bizim programımız,
bizim hatta ismimiz bir taahhüttü. O taahhütün altısında bu zamana kadar durduk. Bundan sonra da inşallah duracağız. Biz demokrasi dedik ve biz adalet dedik, kalkınma dedik ve bir şey daha söyledik. Yüksek ahlaki değerler, dürüstlük dedik. İşte 7 Haziran seçimlerinde milletimiz bize yola çıkarken söylediklerimizi bir hatırlayın mesajını verdi. AK Partililer olarak bu mesajı aldık. Bu mesajın gereğini yerine getireceğiz. Millet adına devlet nezdinde siyasete talip olduğumuzu söyledik. Ama zaman içerisinde az da olsa devletçi politikaları hissetmiş olmalı ki vatandaş, seçmen bize 7 Haziran'da uyarıda bulundu. İnşallah biz kuruluş gayemize, yola çıkarken söylediklerimize yeniden dönerek, fabrika ayarlarına yeniden dönerek inşallah ilk seçimde yeniden tek başımıza iktidarı yakalayacağız. Şimdi Şamil Tayyar işte en son yargı kararlarını söylüyor. Anayasa Mahkemesi'nin dershane kararını söylüyor. Rütük'te değişen dengeleri söylüyor. Onun için erken seçim diyor ya, evet. Seçimin ardından dengelerin değiştiği kurumlardan bir tanesi Rütük. Radyo, televizyon, üst kurulu. Şimdi en son bir üye HDP'li mi olacak, MHP'li mi olacak meselesi vardı. Melek Erhan, ne oldu Rütük seçimi? Evet, onun bilgisiyle son dakika olarak karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o tartışmalı üyelik için de Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı ve o üyelik için MHP'nin adayı Arif Fırtına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay aldı. Üçüncü üye de MHP'den oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Rütük'te 3 üye için seçim yapılmıştı. Hemen yaşanan süreci hatırlatalım. Bir üye AK Parti kontenjanından İlhan Yerlikaya, o da bugün yapılan seçimde sandıktan çıktı. MHP'nin kontenjanından yine bir isim vardı. Esat Çıplak daha çok oy aldı. Seçilen isimlerden biri oldu. Üçüncü isim tartışmalıydı. MHP ve HDP kendilerinden aday gösterilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi. Meclis Genel Kurulu'nda bu konuda bir usul tartışması açıldı ve usul tartışması çerçevesinde CHP ve HDP o ismin kura ile belirlenmesini istedi. Mecliste yapılacak bir oylamanın anayasaya, yasalara aykırı olacağını iddia etti. Ama başkanlık bir formül geliştirdi. O üyelik için hem MHP'den hem de HDP'den üye adayı gösterilmesini istedi ve bu tercihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir seçime gidildi. 4 aday oldu. O 4 adaydan bir kişi netleşti. En çok oyu o 4 isimden MHP'li Arif Fırtına aldı diyelim. Rütük'ün 3 üyesinin seçiminin bugün Meclis Genel Kurulu'da yapıldığı ve seçimin tamamlandığı bilgisini bir kez daha aktaralım. Ve 3 yeni isim İlhan Yerlikaya, Esat Çıplak ve Arif Fırtına'dan oluşuyor. Bu bilgiyi bir kez daha vurgulayalım. Meclis Genel Kurulu'ndan bir son dakika bilgisi daha aktaralım istersen. Bir danışma kurulu kararı üzerinde şu dakika çalışılıyor ve o karar uyarınca meclis 1 Ekim'e kadar tatile girecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Peki, en son Rütük üyesi de seçildi. Sonra meclis tatile gidiyor. Asıl, tabii asıl bomba karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Açıkçası beklenmiyordu. Biz de hani nabız yokluyorduk, nasıl bir karar çıkacak Anayasa Mahkemesi'nden diye. Hakikaten bu karar pek beklenmiyordu. Anayasa Mahkemesi dershanelerin kapatılmasını öngören düzenleme anayasaya aykırı dedi. Üstelik önemli bir detay, Anayasa Mahkemesi Başkanı da bu yönde oy kullanmış. Anayasa Mahkemesi'nin 17 üyesinden 12'si dershanelerin kapatılması yönündeki düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. İptal oyu kullananlar arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da yer aldı. İptal kararının temel gerekçesi idarenin bu düzenlemeyle anayasayla güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri ihlal etmesi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına anayasanın hak ve özgürlükleri ilişkin 3 maddesi temel oluşturdu. Bunlardan ilki temel hak ve hürriyetleri ilişkin 13. maddesi. Temel hak ve hürriyetlerin anayasanın özüne ve ölçülük ilkesine aykırı olamayacağı hükmü. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına gerekçe yaptığı anayasanın diğer 2 maddesinde ise eğitim ve çalışma hakları düzenleniyor. O maddelerden eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakmama ve herkesin dilediği alanda çalışma hakkına vurgu yapılıyor.
Anayasa Mahkemesi sonuç olarak dershanelerin kapatılması yönündeki idarenin yaptığı müdahalenin ölçülü bir müdahale olmadığına, bu tür müdahalelerin toplum yararı ile ilgili bir sınırın olması gerektiğine hükmetti. Şimdi ne olacak? Yani Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacak? Gözler tabii Milli Eğitim Bakanı'nda, o da bir gerekçeli kararı görelim diyor. Milli Eğitim Bakanı olarak böyle bir kararı. Hayır, beklemiyordum. Beklemiyordum. Milli Eğitim Bakanı'nın ilk yorumu beklemiyordum oldu Anayasa Mahkemesi'nin sürpriz dershane kararına. Bu dava bir yıl önce açıldı. Yürütmeyi durdurma talebi de vardı. Mahkeme o tarihte yürütmeyi durdurma kararını reddetti. Şimdi bir yıl önce yürütmesinin durdurulması talebini reddettiği bir yasayı hangi gerekçelerle, arada ne değişti ki böyle bir karar verdi, onu mahkeme gerekçeli kararını açıkladığı zaman daha rahat görebiliriz. Ve gerekçesinin ne olduğu ortaya çıkmadan yapılacak her türlü yorum spekülasyon olur. Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla temel hak ve hürriyetlerin ihlali gerekçesiyle dershanelerin kapatılmasıyla ilgili madde için iptal kararı verdi. Ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Ne öğrencilerimizin ne velilerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok. Bakan Avcı öğrencilere ve velilere B planımız var dedi. Kimse mağdur edilmeyecek diye seslendi. Sektöre de mesajı dershanelerin kapanması sürecinde bizimle uyumlu çalışan korkmasın oldu. Avcı okullardaki takviye kursların kaldığı yerden devam edeceğini de vurguladı. Kendi öğretmenlerimiz tarafından hafta sonlarında okullarımızda ücretsiz olarak verilen takviye kurslarıyla zaten öğrencilerimizin bu ihtiyaçlarını biz karşılamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bundan sonra daha büyük bir gayretle devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi iptal etmeseydi dershaneler için son tarih 1 Eylül'dü. 850 dershane kapanmamak için özel okula dönüştü. Dönüşmeyen dershaneler karar sonrası öğrenci almaya devam edecekler mi? Bakan kararın iptali için mahkemeye başvuranlara adres gösterdi. Onlar da aslında istemiyorlardı bu sistemi dedi ve yönetmelik ile eski dershanecilik sistemine dönülmemesi için düzenleme yapılacağını belirtti. Burada bir gri bölge oluşturuluyor demektir. Bu gri bölgenin düzenlenmesi gerekir. İkinci mevzuatla yaparız. Sendikalarsa kararın ardından temel lise uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini savunuyor. Eğitimsen ve eğitim iş dershaneden özel okula dönüşen okullara kayıt yaptıran öğrenciler mağdur dedi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yeni bir düzenleme istedi. Öyle tabii, yani hakikaten herkes şaşırdı biraz. Öğrenciler ne yapacak, veliler ne yapacak? Biraz nabız tuttuk. Kim ne dedi bakacağız. Hakikaten tarihi anlaşma olmaz denilen şey oldu. Düşünsenize, yani her milli bayramda İran'da Amerika'ya ölüm merk Amerika sloganları atılıyor. Şimdi işler değişecek. Kim derdi böyle olacak? İki haftadır Viyana'da sürüyor müzakereler. Herkes dalga geçiyordu, diplomatlar, gazeteciler. Bu bitmeyecek herhalde, bu zirve sonsuza kadar biz burada görüşmeyi sürdüreceğiz diye. Bitti. Anlaşma çıktı. Anlaşmanın koşulları mıyım tabii? I believe this is a historic moment. Bu tarihi bir an. Anlaşma hiçbir taraf için mükemmel değil ama başardık. Bugün bu konuda umudun sona erdiği bir gün de olabilirdi. Fakat biz umut için yeni bir sayfa açıyoruz. Şimdi bunun üzerine koyarak ilerlemeliyiz. Aylardır bu tablo bekleniyordu. Haber Viyana'dan geldi. İran ve Batı 12 yıllık nükleer krizde anlaştı. Peki çetin pazarlıklar sonrası varılan anlaşma ne içeriyor? Anlaşmayla birlikte Birleşmiş Milletler'in uyguladığı ticari yaptırımlar kalkacak. İran 10 yıl boyunca nükleer Ar-Ge çalışmalarına devam edebilecek ama 15 yıl boyunca elindeki uranyumu kritik seviye olan %3,67'nin üzerinde zenginleştiremeyecek. Santrifüj sayısı 10 yıllığına 3'te 2 oranında azalarak 6000 civarına inecek. İran 15 yıl süresince yeni uranyum zenginleştirme tesisi ya da ağır su reaktörü inşa edemeyecek. Süreci Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetleyecek. Müzakerelerde 3 dikenli konu vardı. Biri Perçin Askeri Tesisine teftiş izni. Anlaşma kapsamında Tahran'ın Birleşmiş Milletler'den bu tesise giriş için gelebilecek talebe itiraz hakkı var. Son kararı İran ve onunla müzakereleri yürüten ülkelerden oluşan bir tahkim kurulu verecek. İkinci önemli konu 2009'da uydu fotoğraflarıyla varlığı ortaya çıkan Fordo tesisi.
İran burada 15 yıl süreyle santrifüj bulunduramayacak ancak bilimsel deney yapabilecek. Arak ağır su reaktörü hafif su reaktörüne çevrilecek. Böylece İran'ın nükleer silah yapma ihtimali ortadan kalkacak. Ve silah ambargosu. İran'a silah ambargosu 5 yıl süreyle yürürlükte. Balistik füze yaptırımı da 8 yıl devrede kalacak. Tahran bu süre boyunca füze satın alamayacak. Peki İran anlaşma ihlal ederse ne olacak? 65 gün içinde Birleşmiş Milletler yaptırımları yeniden yürürlüğe girecek. Büyük mesele. Asıl İsrail diken üstünde. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi son açıklama. Flash bu açıklama. Netanyahu diyor ki dünya artık çok daha tehlikeli bir yer. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri cephesine bakalım. Tolga Tanış. İşte hem aslında John Kerry'i dinledik, hem Amerikan Başkanı Obama'yı, hem Ruhani'yi gün içerisinde herkes biz kazandık diyor. Amerikalılar memnun görünüyor. Basit bir soru soracağım. Bu anlaşmaya Kongre, Senato işte her neyse hayır biz istemiyoruz vazgeçtik diyebilir mi? Bu yönde bir şey çıkabilir mi Capitol Hill'den? Çıkabilir tabii ki ama yeterli çoğunluğa ulaşamazlar. Şimdi Obama'nın konuşmasında zaten açıkça söyledi. Bu anlaşmayı engelleyecek herhangi bir yasa önüme getirirseniz etmeyeceğim dedi. Şimdi bunu aşmanın bir tek yolu var. Hem senato hem de temsilciler meclisi kanadında 3-2 çoğunluğu yakalamaları lazım. Şimdi yani demokratların oradaki varlığını düşündüğümüzde pek mümkün değil bu oranlara ulaşmaları. 3 tane yol var, bakacaklar. Şimdi 60 günlük süre var. Yani bir yasa geçirdiler biliyorsun. Bu 60 günlük süre içinde bu işte değerlendirecekler bir boyutuyla. Ya onaylayacaklar ya onaylamayacaklar ya da hiçbir şey yapmayacaklar. Ama onaylamazlarsa bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engelleyecek bir yasa çıkartırlarsa da zaten veto edecek Obama. O vetoyu aşmaları için gerekli çoğunluğa da ulaşmaları zor. Anlıyorum. Peki şunu soracağım. Şimdi ülkeye uygulanan ambargolar tamam. Bir de kişilere uygulananlar vardı. Mesela Rafsanjani'ye de var. İşte bu Arjantin'deki sinagog saldırısıyla ilgili. Kudüs Gücü Komutanı Kasımiye'ye bir takım uygulamalar var. Bunlar terörle birebir ilişkili kişiler diye. Bu kişiler üzerindeki kararlar ne olacak? Yani mesela Rafsanjani gelebilecek mi? O kısmını biliyor musun? Şimdi ayrı tuttular. Özellikle zaten burada gelen eleştiriler de hani bu sonuçta İran'ın bu şekilde bölgedeki ağırlığı etkisini arttıracak bir sürece giriyorsunuz dediği için Cumhuriyetçi Parti en büyük eleştirilerden biri bu olduğu için özellikle İran'ın terörist faaliyetlerinden dolayı oluşturulan yaptırımların anlaşma kapsamında olmadığını net bir şekilde söyledi yönetim. Biz bunları ayrıca değerlendireceğiz dedi. Şimdi hani bu silah ambargosu veya bir balistik füze ambargosu nedeniyle olan tartışmada aslında biraz o tarafa doğru kaydı ama yine de o konudan ambargolar da nükleer program kapsamında değerlendirilebileceği için yönetimin mevzinde İran'ın terörist faaliyetlerinden dolayı ayrıca getirilen bu tür arttırımlar bu anlaşmanın kapsamında değil. Ama ister istemez şimdi pratikte nasıl olacak bu? Şimdi İran niye kutluyor bunu? Bu bölgedeki etkisinin bundan sonra daha farklı bir seviyeye geleceği, peki, daha işte açılacağı vesaire. Ama bu işte değerlendirilebilir bu zaman içinde bu kişisel ambargolarda, kişisel yaptırımlarda değerlendirilebilir. Son bir soru Tolga Tanış. Bu dış politika ile ilgili yani Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin orta vadede yakın gelecekte izleyeceği dış politika ile ilgili de acaba bir ipucu veriyor mu? Yani hani Esad konusunda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bakışı değişti mi demek? Bunlar dahil mi yoksa ayrı mı tutuluyor? Ne diyorsun? Hani Esad konusu biraz daha farklı bir konu. Yani Esad konusunda ben Obama'nın olacak 2017'ye kadar sürecek Oval Ofis'teki işte görev süresinde herhangi bir dramatik bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ama zaten bunun geleceği 18 aydır belliydi. Yani o ilk yapılan telefon görüşmesinden beri artık bitmiş bir stratejik kayma olacağı, Amerika'nın bölgeye olan yaklaşımında, İran'la olan ilişkilerinde bambaşka bir döneme girileceğini zaten herkes biliyordu. Bunun pratik sonuçları muhakkak olacak. Hani Esad'a karşı olan retorik değişmez. Esad gitmeli ve yerine işte bir politik bir geçiş hükümeti kurulmalı retoriğini biz Obama ofiste olduğu müddetçe duyacağız. Bunda bir değişiklik olmaz ama uygulama görüyorsunuz. Yapılan Eğitmanat Anlaşması'nda bile Esad'a karşı savaşılmasına karşı çıkan bir Amerikan dış politikası yürüdüğü. Bu girilen sürecin sonuçları, pratik sonuçları zaten. Bu anlaşmayla birlikte İran'ın bölgeyle ilişkilerde tekrar entegre olan o izolasyonun kalkması, daha yaptığı işlerin daha meşru Batı nezdinde de, Amerikan yönetimi nezdinde de daha meşru hale gelmesi ister istemez zaten ilişkilerinin doğal müttefiklik halini daha net bir şekilde ortaya koyacak.
Peki Tolga Tanış, çok çok teşekkürler. Tabii Türkiye bu işin neresinde, hemen ona bakalım. Rıza Eser Türk İş, İran İş Konseyi Başkanı. Hoş geldiniz. Siz diyorsunuz ki o bizim zaten ihracatı, yani daha doğrusu iki ülke arasındaki ticareti geliştirme hedefimiz vardı. Bu Türkiye'ye çok yarar diyorsunuz. Evet. Çok yarar diyorsunuz da. Şimdi ben İran'da da çok bulunduğum, orada yaşadığım için söylüyorum. Biz rakipsizdik orada. Türk malları her yerde satılıyordu bir kere. Evet. Kod deyince akla Türkiye gelir. İş değişecek şimdi. Nasıl olacak? Şimdi rakiplerimiz olacak bizim o pazarda. Evet. Öncelikle efendim her iki ülke ve dünya için hayırlı olsun, evet, bu anlaşma. Tabii ki bizim ticaretimizin esası çok eskilere dayanıyor. Evet. Eğer dikkat ederseniz işte Sayın merhum Özel zamanından da biz ticaretimizi Avrupa ve diğer ülkelerin İran'da işte bizle rekabet ettikleri zaman da sürdürmüştük ve başarılı olmuştuk. Dolayısıyla şimdi yeni dönemde ambargonun kalkmasıyla bir kere Türkiye diğer Avrupa ülkelerinin dışında İran'ın yanında yer aldı. Hem bankacılık sektöründen Halk Bankası'nı devrede tutarak hem de diğer işte Birleşik Milletler'de oylamada ambargo ile ilgili hayır oyu vererek tamamen köprünün altından o kadar sular aktı ki beyefendi, siz kaç öncesin diyorsunuz, sonra biz Suriye konusunda karşı karşıya geldik, biz Irak konusunda karşı karşıya geldik. Şimdi aslında bu zamana kadar ambargolar kalkmadan önce de İran bir ölçüde Türkiye'ye muhtaçtı. Kime enerji satacak? Bize satacaktı. Şimdi biz öyle eskisi gibi tek müşterisi de olmayacağız İran'ın. Belki dış politika konusunda İran bize eskisi kadar hoşgörülü de olmayacak. Ben tam tersini düşünüyorum. İran sorumluları bu konuları hiç unutmadılar. Eğer çok eskide de kalmış olsa, son Sayın Nurettin Canikli ile büyük bir heyetle İran'ı ziyaret ettiğimiz zaman Ticaret Bakanları bunu özellikle vurguladı. Biz Türkiye'yi kesinlikle unutmayacağız. Ambargonun kalkmasıyla Türk müteşebbislerine öncelik tanıyacağız diye vurguladılar. Söz, böyle bir şifaen söz aldınız. Evet. Yani bunu biz birebir kendi iş konseyimizde yaptığımız çalışmalarda da şahidi oluyoruz. Dolayısıyla biz yatırım ve sermaye, ticaret, ayrıca turizmde önlemlerimizi almış durumdayız. Devamlı görüşmelerimizi bu anlaşmanın olacağına inanarak sürdürdük. Dolayısıyla özellikle finansman ve bankacının sorunu çözülmesiyle birlikte hızlı bir şekilde İran-Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasını bekliyoruz. Peki bir şey soracağım. Tabii, burada tabii ambargolar nedeniyle hep aracılar çok kazandı bu işten hakikaten. Bu yani hakikaten böyle bir zengin zümresi oluştu İran'da. Evet. Üst orta sınıf oluştu. İşte mesela Türkiye'de en basit. Biz alıyorduk doğalgazı, parasını yollayamıyoruz İran'a. Halk Bankası'nda duruyor. İran'ın parayı nasıl alıyor? İşte altın ticareti yapılmış gibi gösteriliyor. Mücevher ticareti yapılmış. Veya agresiflerde kullanılıyor. Veya şimdi bu aracılar dönemi de bitecek mi? Aslında belki en önemli sonucu bu anlaşmanın ne olacak? Biz iki ülke Swift sistemini kullanabilince İran, evet, normal ticaret başlayacak ve bu üçüncü kişiler aradan çıkmış olacak. Tabii, bu neyi değiştirir peki? Onu kesinlikle asıl. Bu da yani bizim müteşebbislerimiz ticaret erbabının önünü açmış olacak. Dolayısıyla birebir görüşmeleri kendileri yaparak daha karlı işlere el atacaklar. Ve bu da bizim ticaret hacmimizde tabii ki bir çığır açacak şekilde 2016 senesinde hedefimiz olan 30 milyar dolara ulaşma şansını bize yaratacak. Peki İran acaba rakip olur mu Türkiye'ye? Biz aşağı yukarı aynı şeyleri üretiriz. Otomotiv, İran'da, evet, otomotiv üretir. İddialıdır. Belki işte Peugeot'un daha ihtişamlı geri dönüş söz konusu olabilir İran'a. Göreceğiz. Tekstil. Doğru. Mazandaran'daki o biliyorsunuz site yenilendi, yenilenecek, evet, şimdi belki para girmesiyle, evet, beraber. O ciddi tekstil şeysi, ne denir, kampüsü. Şimdi aynı şeyleri üreten iki ülke olarak pazarda yer alacağız. Böyle bir rekabet de söz konusu olur mu acaba? Efendim biliyorsunuz yani İran tabii ki büyük bir ülke, kapasitesi çok ama yıllarca ambargoya maruz kaldığı için bir sürü yatırımlar ve işte fabrikalar, diğer konular tamamen yatmış durumda ve bunların yenilenmesi gerekiyor. Tekrar bu yatırımların hızlı şekilde yapılması lazım ki İran daha belini doğrultsun. Bu da uzun bir zaman alacağına benziyor. Ama o kadar aramızda birçok konular ve itemler var ki birisi beraber çalışabilirsek diğerlerinde de birbirimize ihtiyacımız var. İran'ın, Türkiye'nin İran'dan aldığı gaz ve petrol ürünlerine ihtiyacı var. İran'ın da otomotivde, kimyasalda, gıda maddesinde ve diğer itemlerde
Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla birbirlerini tamamlayarak bu ticaret hacmini artırma yoluna gidecekler. Peki. Rıza Eser, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlısı efendim. Olur inşallah. İnşallah hepimiz için hayırlısı olsun. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edelim. Şimdi bayram meselesi var. Bayram yaklaşıyor. Güzel, iyi haber ama işte bir yandan da elimiz yüreğimizde. Çünkü ne oluyor? Herkes yollara çıkıyor. Sürücüler dikkatsiz. Kazalar birbirini takip ediyor. Şimdi her sene aynı haberi her bayram yapıyoruz. Yine yapalım. Çünkü lütfen ihmal etmeyin. Uzun yola çıkmadan önce lütfen aracınızın bakımını yaptırın. Araca ne bakımı yaptırılması lazım? Nasıl hakikaten bu konuda titiz olmak lazım? O konuyla ilgili haberimizi saat 18'de izleyeceğiz. Saat 5'i devam. Merhabalar, saat 18.17'de başlamıştık. Nerede kalmıştık? Ne oldu bugün Türkiye'nin gündeminde, ne var? Şöyle birkaç cümleyle özetleyelim, başlık başlık öyle devam edelim. Bir kere koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Ahmet Davutoğlu dün CHP'ye gitmişti. Bugün MHP'deydi. Şimdi eli boş gitmedi ama eli boş döndü gibi bir şey. İstemiyorum dedi Devlet Bahçeli. Ben bu koşullarda bir koalisyon içerisinde olmayı. Ama tabii aması var. Orada amalar önemli. Bakacağız. Anayasa Mahkemesi'nden hakikaten bomba karar. Bomba karar çünkü herkes kendini ona göre hazırladı. Dershaneler kapatılıyor diye pek çok dershane temel liseye dönüştü. Anayasa Mahkemesi'nden karar geldi. Dershanelerin kapatılmasına yönelik düzenleme anayasaya aykırı diye. Şimdi ne olacak? Bakacağız. İran nükleer müzakereleri tamamlandı. Günün en önemli haberi. İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini açıyor. Uluslararası denetimi açıyor, sınırlandırıyor. Silah üretecek kadar uranyum zenginleştirmeyecek. Ambargolar da peyderpey kalkacak. En sert yanıt İsrail'den. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu az önce bir açıklama yaptı. Bu dedi felaket bir anlaşma. Artık dünya çok daha tehlikeli bir yer. Ama biz İsrail olarak bir kere bu anlaşmanın tarafı değiliz. Kendimizi savunmayı da sürdürürüz dedi. Ama öte yandan İran'da bayram havası esiyor. Hatta birazdan iftarın ardından Tahran'da sokaklarda kutlamalar var. Şimdi tabii ambargolar kalkınca İran gazı, İran petrolü dünyayı daha farklı şekilde daha rahat dağılmaya başlayacak. Bir de Rus gazının Avrupa'ya açılma projesi Türkiye üzerinden. Türk akımı boru hattı projesiyle ilgili Taner Yıldız Rusya ile mutabık değiliz dedi. Biz bir hem enerji koridoru hem enerji merkezi olmak istiyoruz. Rusya daha farklı bakıyor dedi Taner Yıldız. Bu önemli. Ne olacak bu? Anlaşma rafa mı kalkıyor? Göreceğiz. Şimdi bütün dünya İran'la nükleer müzakerelerin sonucunu konuşuyor da biz önce bir kendi derdimize bakalım. Koalisyon görüşmelerinin ikinci gününde Davutoğlu MHP'deydi. Koalisyon görüşmelerinin ikinci gününde adres bu kez MHP'ydi. Başbakan Davutoğlu MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. MHP Genel Başkanı ise konuğunu meclisteki makamında ağırlamayı tercih etti. Davutoğlu'na görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti Milletvekili Ertan Aydın eşlik etti. Bahçeli'nin heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Ahmet Kenan Tanrıkulu, Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı yer aldı. Daha önce saat 14'te yapılması planlanan koalisyon görüşmesi saat 13'e alındı. MHP lideri Bahçeli görüşme öncesi erken geldi meclisteki makamına. Saatler 13'ü gösterdiğinde Davutoğlu ve AK Parti heyeti göründü. Tıpkı CHP ziyaretinde olduğu gibi elleri boş gelmedi AK Partililer. Çikolata getirdiler.
Basının yoğun ilgisi altında başladı görüşme ve 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası AK Parti heyetindeki isimler arka kapıdan çıkarken Davutoğlu kameraların olduğu kapıdan çıktı. Bir de hediye teatisi oldu. Çok zarif bir tavırla Sayın Bahçeli bir güzel Çin hediyesi söz konusu oldu. Şimdi görüşmeden ne çıktı diyecek olursanız ben bir koalisyon içerisinde yer almak istemiyorum şeklinde konuşmuş MHP lideri Devlet Bahçeli ama ikinci tur görüşmeler yapılacak. Hani şunun gibi yani eğer CHP ile koalisyon olmazsa başarılamazsa gelin bir daha kapımı çalın o zaman bakarız diyor Bahçeli. Böyle okunabilir. Tabii bakarız daha çok detaylarına ama yarın da HDP'ye gidecek Davutoğlu. Şimdi bu görüşme önemli. Evet AK Parti HDP ile bir koalisyon fikrine sıcak bakmıyor. Ama yarın özellikle çözüm süreci, son dönemdeki gelişmeler, ateşkes bitti mi? Bunlar görüşülecek. Onun için yarınki görüşme önemli. Her sorunu ve her çözümü açık yüreklilikle, samimiyetle herkesle tartışmaya hazırız. Yarın partimizi ziyaret edecek olan AK Parti heyetiyle de bu gönül rahatlığıyla her konuyu tartışacağız, fikirlerimizi belirteceğiz, kendilerini dinleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. AK Parti heyeti ziyareti öncesinde bu mesajları verdi HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Gündeminde HDP'yi ziyaret edecek AK Parti heyetindeki isimler de vardı. Heyette Yalçın Akdoğan, Beşir Atalay, Mehdi Eker gibi çözüm sürecine emek veren isimlerin yanı sıra HDP'yi sert dile eleştiren Orhan Miroğlu ve Muhsin Kızılkaya'nın olmasına HDP'nin tepki gösterdiği iddia edilmişti. Demirtaş ise her isme saygımız var diyerek ılımlı mesaj verdi. Tabii ki heyette kimlerin olacağını her parti kendisi kararlaştırır. Biz saygı duyarız. HDP eş başkanı o görüşmede dile getirilecekleri konuları özetledi. Demokrasi, adalet ve barış ilkeleri. Bunun da altını alt başlıklarıyla dolduruyoruz. Yarın sizlerle heyetle kapsamlı paylaşımdan sonra bütün bunlar daha aleni bir şekilde tartışılacak zannediyorum. Demirtaş isim vermeden MHP'ye de seslendi. HDP'ye yönelik sert açıklamalara bu kez aynı sertlikte yanıt vermedi. Sıkılı yumruklarla, sıkılı ellerle birbirine yaklaşma günü değil. Herkesin elini de gönlünü de birbirine karşı daha fazla açması lazım. Hiç kimsenin aklına şiddeti tırmandırmak, yeniden çatışmalı savaş günlerine dönmek gelmemelidir. Selahattin Demirtaş'a KCK'nın ateşkes bitti açıklaması bir kez daha soruldu. HDP eş başkanı araç yakmalarda kaygımız artıyor diyerek KCK'ya da mesaj gönderdi. Araç yakmalar, yol kesmeler... Bir yandan da hükümetin askeri yığınakları, askeri operasyonları, bütün bunlar kaygılarımızı artırmıştır. Biz savaşa, çatışmaya mahkum, mecbur değiliz. Şimdi Türkiye'nin gündemine geldi. Dershaneler meselesi yeniden oturdu. Bu sürpriz bir karar oldu. Anayasa Mahkemesi dershaneleri kapatan düzenleme anayasaya aykırı dedi. Şimdi ne olacak? Şimdi yüzlerce dershane kapanmamak için temel liseye dönüşmüştü. Onca masraf ettiler. Ne olacak şimdi? Gri bir durum ortaya çıktı. 20 yılı aşkın dershaneci Bülent Oğuz dershanesini temel liseye dönüştürmüş, temel lise için öğrenciler almış, kayıtlar yapılmış. 250 civarında öğrenci ve bizim lise öğrencisi bize kayıtlarını yaptırdılar. Yola dershane olarak mı, temel lise olarak mı devam edecek o da henüz bilmiyor. Geç gelen adalet adalet değil. Ne oldu? Bunca insan devlete güvenen benim gibi kaç kişi kapattı işini? Hatice Yılmaz 26 yıl dershane işletti. Geçtiğimiz yıl bütün dershanelerini kapattı. 26 yıllık emeğimin çöpe atılmasından pişman olmaz olur muyum? Tabii ki çok üzüldüm. 26 yıllık dershaneci şimdi dava açma hazırlığında. 26 yıllık marka değerimin bedelini istiyorum. Bir kere kapatmanın maliyeti, 26 yıllık marka değerimin bedeli varken ben üzerine kapatma maliyeti ödedim dünya kadar. Yola temel lise olarak devam etseler seneye öğrenci bulabilecekler mi? Öğrenciler dershaneye gitme imkanı varsa neden okullarından kayıtlarını alsınlar? Bunlar bir başka handikap. Ki en büyük sıkıntı da şu, temel liseler dershaneler olmayacağı için iş yapacaktı. Ama temel liseler, dershaneler var olmaya devam ederlerse temel lise yeterince öğrenci bulamaz. Dershane olarak faaliyetimize devam edebileceğiz. Temel liseyle devam etmek isteyenler 4 yıl sonra koleje dönüşmek zorunda. Bu da ek yatırım gerektiriyor. Kimse 4 yıl sonra yeni bir mali yükümlülük altına girmek istemiyor. Dershaneden temel liseye geçenler kendi aralarında çözüm yolu arıyorlar. Veya temel liselere de hafta sonları kurs açma yetkisi verilirse en azından bu mağduriyet hem öğrenci okuldan ayrılmak istemeyen öğrenci hizmet edilir hem normal temel liseye gelen öğrenci hizmet edilir.
Öğretmeninden öğrencisine, dershane ve temel lise sahibine kadar herkesin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı mevzuatta. Öyle Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da biz bir gerekçeli kararı görelim, ona göre yaparız bir düzenleme dedi. E bu süreçte ne olacak şimdi? Öğrencilere sorduk, velilere sorduk. Onlar ne dedi bakalım? Dershane tabelalarını indirdiler, ya butik ortaokul ya da temel lise oldular ya da tabelalarıyla birlikte kepenklerini de indirdiler. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sadece dershanecilerin değil, öğrencilerle velilerinin de kafalarını karıştırdı. Temel liselere epey bir kayıt almıştık. Peki bugün telefonlar geldi mi size? Doğal olarak soruyor aileler ne yapacaksınız diye, biz de bir iki gün sabretmelerini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı düzenlemelere göre onlara bilgi vereceğimizi ifade ettik. Bu arada da olan çocuklara ve velilere oldu. Dershaneye bir yıl ödüyorsun, bilemedin iki yıl ödüyordun. Dershaneye 3.000 lira verirken dönüşene 13-14.000 lira veriyor. Velinin günahı neydi? Dershaneden dönüşen okullara kayıt yaptıranlar ne olacak diye merakla bekliyor. Ancak dershaneye göre daha yüksek bir ücreti olan özel okullara çocuklarını gönderemeyenler karara seviniyor. Gücüm yetmez benim özel okullara. En azından dershaneye verebiliriz yani. Yılda bir kere dershaneye verirdik yani. Özel okul tabii ki çok zor. Gerçekten sevindim ve şimdi özel okullara gidemiyorduk. Özel okullara da pahalıydı. Şimdi dershaneye giderek daha uygun oldu ve daha iyi oldu. Karar merkezi sınavlara nasıl hazırlanacağını planlayanların da fikrini değiştirdi. İşte ilk önce devlet lisesine gidip sonra son iki yılımı orada geçirecektim. Şimdi böyle hani kabul edilmediğine göre gitmeme de gerek kalmadı herhalde. Son sınıfta dershaneye gidelim diyorsun, öyle mi? Evet. Dershaneciler şimdi Ankara'ya gidecek ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni yol haritasını dinleyecek. Yani dershanecilerin gözü kulağı bakanlıkta, velilerle öğrencilerin ise onlarda. Başbakan Davutoğlu'na soruldu tabii. Koalisyon görüşmelerinde Davutoğlu, ama asıl bu soruldu. Ne diyorsunuz bu kararı diye. Davutoğlu tepki gösterdi aslında. Şunu söyledi. Eğitim politikalarına yargı değil, siyaset karar verir dedi. Anayasa Mahkemesi kararının gerekçeli yayınlanması sonrasında alacağımız tedbirler hususunda kimsenin tereddütü olmasın. Bu anlamda bir boşluk olmaması için gayret sarf edeceğiz. Ama şunu ifade edeyim. Türkiye'de eğitim politikalarını belirleme hakkı, yetkisi, sorumluluğu siyasi iradeye aittir. Ve yürütme erkinin de bu konudaki tutumu örgün ve yaygın eğitimin güçlendirilerek dershanelere olan ihtiyacın azaltılması, mümkünse kalmaması yönündedir. Bir hükümet ortaklığı kurma çalışmalarımız yürürken bu tür kararların, bazı açıklamaların gündeme gelmesi de açıkçası düşündürücüdür. Bu tür kararlardan hareketle kimse tekrar Türkiye'de yürütme erkinin sorumluluğunu taşıdığı konularda farklı tavırlar alınabileceği gibi bir vehme kapılmamalıdır. Hukuka saygımız var ama bu konulardaki kararlı tutumumuzda da bir değişiklik olmadığını ifade etmek isterim. Şimdi ne olacak? Türkiye Eğitim Derneği Selçuk Pehlivanlıoğlu'na bir soralım. Sayın Pehlivanlıoğlu, öncelikle siz Davutoğlu'nun açıklamasını nasıl değerlendirdiniz? Ben anlayamadım. Tamam, hukuka saygımız var ama diyor biz kararlıyız, dershaneleri kapatacağız diyor. Ne demek bunu? Siz nasıl anladınız? Yani Sayın Mengü, Türkiye bir hukuk devleti olduğuna göre, Anayasası Mahkemesi de hukuk devletinin en üstündeki bir mahkeme olduğuna göre herhalde herkes bu karara saygı gösterecektir. Herhalde bunun tek tartışılması hukuken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olacaktır ki öyle bir noktaya gideceğini düşünmüyorum. Tabii bugün Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu açıklamayı da dikkatle dinlemek lazım. Çünkü henüz bir gerekçeli karar açıklanmadı. Yani yeni maddenin hepsi mi iptal edildi? Bir kısmı mı iptal edildi? Gerekçesi nedir? Bu gerekçeleri ortadan kaldırmak için bir hukuki düzenleme mi gerekiyor? Yani bir kanuni düzenleme mi gerekiyor? Yönetmelik mi gerekiyor? Sistem ne olacağını anlamak gerekiyor. Ama ortada bir mahkeme kararı var. Tahmin ediyorum bunun doğruluğu veya yanlışlığını tartışacak bir konuda hiçbirimiz değiliz. Şüphesiz ki Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri ve sınırları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve yargı sistemini ilgilendirmektedir. Bununla ilgili benim yapabileceğim bir yorum yok, ama bu bir mahkeme kararıdır ve bu öyle sevsek de sevmesek de uygulanması gereken bir karardır. Şimdi aslında bu bir sır değil. Hükümet bunu cemaatin önünü kesmek için yaptı. Yani cemaat örgütlenmesinin
Dershanelerden özellikle bu yapının örgütlendiği tespiti yapıldı. Bunun önünü kesilmek için yaptı ama sonra herhalde işler biraz Arap saçına mı döndü? Ne gördünüz siz bir eğitimci olarak? Şimdi Sayın Mengü, şunu unutmayalım. Türkiye'de bir sorun var. Bu sorun da şu, sorunun kaynağını ortadan kaldırmadıktan sonra sonuç ortadan kalkmaz. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak hep diyoruz ki sorunun kaynaklarını ortadan kaldıracak bir yol haritasına ihtiyacımız var. Yani dershaneyi kapattım demek de dershane maalesef zaten kapanmıyor. Geriye dönersek bakarsak belki de defalarca YÖK başkanları çıkıp sınav sistemini değiştirdikleri zaman bize dediler ki bundan sonra dershane sayısı kamuoyuna çıkıp yarıya inecek dediler ve iki misline çıktı. Onun için sorunun kaynağının ortadan kalkması lazım. Burada baktığımız zaman dershaneyi oluşturan gerekçeleri ortadan kaldırmamız lazım. Biliyorsunuz biz Türk Eğitim Derneği olarak sıralama sınavı ve sonucu olan dershanenin Türk eğitim sisteminin en büyük sorunu olduğunu hem psikolojik olarak hem de maliyet olarak Türkiye'ye çok büyük yük getirdiğine inanıyoruz. Sayın Pehlivanoğlu, sizden sınavı, bir virgül isteyeceğim ben maalesef. Bir virgül istemek zorunda kaldım. Çok özür diliyorum. Çok affedersiniz. Bir döneceğim size söz. One Person imza atıyormuş. Cem Söz sende, buyurun. Evet Nevşin, şu anda Şükrü Saraçoğlu stadında Van Persie için imza töreni düzenleniyor ve evet, Van Persie Fenerbahçe formasıyla Şükrü Saraçoğlu stadında. Bu arada 10 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarının da bu imza törenini izlemeye geldiğini biliyoruz. Kulübümüze bir büyük oyuncuyu daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kadromuzu çok güçlendirecek bir oyuncuyla burada beraberiz. Yine almadık, bırakmadım valla. Sizlerle baş başa. Ben bile anlamam bu işten. Fenerbahçe arka arkaya bombaları patlatıyor Nevşin. Yani Nani transferi de hakikaten çok flash transferdi. Nani'nin üstüne Van Persie, ki Fenerbahçe Fernandao, Kayer, Fener gibi oyuncuları da bu sene kadrosuna kattı. Yani hakikaten geçen senenin durgun takımı Fenerbahçe bu sene transferde öyle isimleri kadrosuna katıyor. Merhaba. Ki diğer takımlar şu anda geri kalmış hissediyorlar kendilerini. Onu diyecektim, bu biraz şey gibi olmayacak mı? Turkish board. I will try to teach Turkish very fast. Şöyle olmayacak mı? Köy yolunda Ferrari ile gezmek gibi olmuyor mu biraz? Az önce benim niye Süper Ligi şey mi? Hayır yani şimdi öyle değil mi? Yanda yok, böyle öyle bir değil bence. Dünya yıldızlarını topluyorsun. Çünkü şöyle şimdi Ferenao iyi bir sportif direktör. Yani bir kere Fenerbahçe dünyada futbol kulüplerinin genelde başarılı olmuş futbol kulüplerinin yolundan gidiyor. Ve bu sene radikal kararlarla bir sportif direktör atandı. Adaptasyon konusunda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşadığınız ve dünya çapında son derece tecrübesi ismi olan oyuncuları kadrosuna katıyor. Fenerbahçe'nin amacı öncelikle Şampiyonlar Ligi önlemelerini geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Ardından tabii ki ligde şampiyonluk. Bu isimler, yani Van Persie dediğimiz oyuncu geçtiğimiz sene bugünlerde Brezilya'daki Dünya Kupası sırasında Dünya Kupası'nı finalleri sallayan adamdı. Yani Hollanda'nın İspanya'yı 5-1 yendiği maçta attığı o goller gerçekten unutulmaz. 11 yılını Premier Lig'de geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yaşı 32, artık bu futbolcuların 35-36 yaşına kadar rahatlıkla oynadığını biliyoruz. Bilmiyorum, Fenerbahçe tarihinin şu anda en büyük transferi bu. Peki Cem, çok çok teşekkürler. Evet, biz detayları, ayrıntıları Spor Ana Haber'de vereceğiz. Bunu da hatırlatalım. Evet. Şimdi Selçuk Bey bizi bekliyor. Selçuk Bey, kusura bakmayın, Türkiye işte böyle futbol. Mesele bu. Dershane açılmış, kapanmış. Van Persie'ye kurban. Cem'e çok çok teşekkür edelim. Onu da apar topar oturttuk. Buyurun Süleyman Bey, siz demiştiniz ki sınavlar kalkmadığı sürece sen dershaneyi kapatmaya çalışsan ne olur? Şüphesiz ki sorunun kaynağını ortadan kaldırmak gerekiyor. Veya şuna da bir bakalım Sayın Mengü, dershaneler kalktı mı? Şimdi biz kanunla dershane bence adını yasakladık. Çünkü temel lise dediğiniz liseler aslında bir nevi dershane.
Niye? Haftada 25 saat ders veriyorlar. Bugün haftada özel okullar 40-45 saat ders veriyor. Devlet okulları ise en az 32 saat ders veriyor. En minimum 32 saat ders veriyor. Yani aslında temel liseler bir nevi dershaneydi ve bir geçici çözüm olarak sisteme kondu. Fakat şimdi buradaki sorun tabii biraz daha farklı boyutlara geldi. Çünkü demin sizin yanınızda da verdiğiniz gibi yaklaşık 400'e yakın dershane kendini kapattı. Bunun yanında 2289 tanesi dönüşüm programına başvurdu. Şu an için bildiğim kadarıyla 785 tanesi temel lise olma hakkını elde etti. Bütün bunlara ek olarak başka bir riskle karşı karşıya kaldık. Okullar dershaneleşmeye başladılar. Yani okullar kendi sorumluluklarını yerine getiremeyecekleri için, bu sefer eğitimle bunu çözemeyecekleri için, sorumlulukları demek yanlış olur, eğitimle bunu çözemeyecekleri için dershane sistemiyle ilgili dershaneleşme süreçlerine girdiler. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu açığı kapatmak için takviye kursları düzenledi ve bunun yanında da ciddi sayıda öğretmen dershanelerden KPSS'siz devlete geçmek için de başvuruda bulundu. Tabii bu süreç nasıl telafi edilebilecek, bunu kestirmek mümkün değil. Ama hepimizin yapması gereken şey, gerekçeli karar yayınlanır yayınlanmaz, ondan sonra hemen Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir yol haritası ortaya koymasıdır. Çünkü kanunu bir düzenleme olup olmayacağına bakılmasıdır. Tabii gruplar ne hizmeti noktasında baktığınız zaman, daha önce Türkiye bunu gerçekleşti, yaptı. Renklerine göre sermayeleri ayırmaya kalktı. Biz olaya sadece kanuna uygun olan ve olmayan olarak bakarız. Kişi, grup veya kuruluşlar eğer kanuna uygun değilse şüphesiz ki cezalandırılması gerekir. Şüphesiz ki Milli Eğitim Bakanlığı temel politikaları kanuna ve hukuka uygun olarak düzenleyecektir ve denetleyecektir. Peki son bir soru. Şimdi dershanelerin yerine temel liseler meseleyi çözer miydi hakikaten? Bakın Sayın Mengü, herkes diyor ki dershaneler sosyal adaletsizliği ortadan kaldırıyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü köydeki çocuk annesinin bileziğini satıp 1500-2000 liralık dershaneye gidiyordu. Türkiye'nin en pahalı okulundaki okulan öğrenciler de 25 bin liraya dershaneye gidiyordu. Dershaneler maalesef Türkiye'de okulların yerini aldılar. Yani bugün liseler sadece üniversite sınavına girmek için bir pasaporta sahip olmanın dışında hiçbir noktada etki edemez hale geldiler. Okulların işi eğitimdir. Okullar soru çözmeyi öğretmez. Okullar testle tost arasında neslin sıkışması için bir yöntem, yol değildir. Okullar insan yetiştirir, hayata öğrenci insan yetiştirir ve onların başarılı olacakları temel nitelikte donanımlarını sağlar. Bunların temel liselerle falan çözülmesi mümkün değil. Şunu sakın unutmayın. Eğer orta öğretimi çözemedikten sonra yüksek öğretimi zaten çözemezsiniz. Bu bir arz talep dengesi meselesidir. Ve bütün bunlara ek olarak da bir şey unutmamamız lazım ki sadece üniversite mezunu olarak işe girme psikolojisine oturmuş olduğu bir toplumda sorunları çözmek karmaşık hale geliyor. Aslında Türkiye'nin ihtiyacı endüstriyel teknik mesleki eğitimle bütünleştirilmiş bir çözüme gitmek ve bir yol haritasına sahip olmaktır. Dershane ihtiyacını ortadan kaldırmak için eğitimdeki sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmanız gerekir ve bu birikmeleri, özellikle üniversite sınavına girişteki birikmeleri ortadan kaldırmanız gerekir. Bunun da zor olduğuna biz Türkiye Eğitim Derneği olarak inanmıyoruz. Bu 5 yıllık bir programla kademeli olarak dershaneler, yani dünyanın birçok ülkesinde karşılığı olmayan dershaneler, dünyada karşılığı olan takviye kurslarına dönüşebilir diye inanıyoruz. Peki son bir soru. Evet, 5 yıllık bir planla bu mesele çözülür diyorsunuz da şu Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada. Dershaneler temel liseye dönüştü. Muhtemelen velilerin, öğrencilerin kafası karışıktır. Var mı velilere, öğrencilere bir tavsiyeniz şu aşama için? Bayramı ağız tadıyla geçirsinler. Sonuç itibariyle gerekçeli karar çıkmadan yapabilecekleri bir şey yok. Bunu dert etmesinler. Umuyorum ki Milli Eğitim Bakanlığımız bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Parlamento da buna destek verecektir. Sonuç itibariyle bugün dertlenmenin bir çözüm getireceğine inanmıyorum. Bayramdan sonra da umuyorum ki Anayasa Mahkemesi, çünkü gerekçeli karar yazmak bildiğim kadarıyla çok kolay değil. Umuyorum ki Anayasa Mahkemesi hemen bayram sonrası gerekçe kararını ve hangi maddeyi nasıl değerlendirdiğini ortaya koyarsa, o zaman bir çözüm aramak ve bunun tartışmasına girmek gerekir diye düşünüyorum. Hele bir bayram bitsin, gerekçeli karar çıksın da hayırlısı diyorsunuz öyle. Hakikaten. Selçuk Pehlivanlıoğlu, teşekkürler efendim. Gelelim İran'la 5+1, yani Batı ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmaya.
Şimdi hakikaten o kadar zor varıldı ki bu noktaya. Bir kere ilk bu nükleer müzakereler 2009 yılında başlamıştı. O zaman temelleri atılıyordu. Bir takım görüşmeler oluyordu. Fakat sonra bu görüşmeler sürerken İran'ın bir nükleer tesisi gizlediği ortaya çıktı. Meşhur Fordo tesisi. Obama'da çıkıp kameraların önünde bakın tesis gizlemişler diye açıklamıştı. O zaman mesele kapandı. Sonra derenin altından, o köprünün altından çok sular aktı. Ruhani seçildi, Cumhurbaşkanı oldu. 20 aydır süren müzakereler sonunda tamamlandı ama hakikaten hiç kolay olmadı. It's now more than 50 years since President Kennedy. Başkan Kennedy korkudan müzakere etmek olmaz ama müzakereden de korkulmaz demişti. İran ve Batı anlaştı. Önce Amerikan Başkanı Obama, sonra İran Cumhurbaşkanı Ruhani anlaşmayı kendi kamuoylarına anlattı. Obama söze Amerikan tarihinden biri demokrat, diğeri cumhuriyetçi iki başkanın sözlerini referans göstererek girdi. İran'ın nükleer silah elde etmesinin yolunun tamamen kapandığını savundu. Kongre'ye seslendi. Bu anlaşmanın olmaması Orta Doğu'da çok daha fazla çatışma anlamına gelir. En kötü senaryoda İran anlaşmaya uymazsa bugün benim elimdeki seçenekler gelecekteki her başkan için geçerli. İran anlaşmanın önünü kesecek her yasayı veto edeceğim. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise yaptırımlara vurgu yaptı. Bu anlaşma yürürlüğe girdiği gün tüm yaptırımlar ertelenmeyecek, tamamen kaldırılacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı şart. Ancak Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elinde tutan cumhuriyetçiler anlaşmayı sert bir dille eleştiriyor. Kırmızı çizgi İsrail'in güvenliği. Demokratların tutumunu belirleyecek isimse Temsilciler Meclisi'nin azınlık lideri Demokrat Partili Nancy Pelosi. Pelosi, agresif kısıtlamaların ve denetlemelerin İran'ın nükleer silah elde etmemesi için en iyi çözüm olduğuna inandığını, ancak Kongre'nin anlaşmayı detaylı olarak inceleyeceğini söyledi. Kongre'nin önünde 60 gün var. Anlaşma reddedilirse Obama'nın bir şansı daha var. Kararı veto edip tekrar Kongre'ye göndermek. Bu durumda 3'te 2'lik çoğunluğun arandığı yeni bir oylama yapılacak. Demokrat Parti'den fire olmazsa Cumhuriyetçilerin bu oy oranına ulaşması kolay değil. Böylece anlaşma yürürlüğe girmiş sayılacak. En sert tepki İsrail'den. Tabii Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı az önce bu dedi. Bir felaket bu anlaşma. Dünya artık çok daha tehlikeli bir yer. Biz bu anlaşmayı tanımayız, kendimizi savunmayı sürdüreceğiz dedi. En sert tepki İsrail'den. Türkiye memnun varılan noktada. Nihai kertede bugün gelinmiş olan durum bizim için memnuniyet vericidir. İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nın yürüttüğü nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladı Ankara. Başbakan Davutoğlu anlaşmanın bölgedeki dengeler ve ikili ilişkiler açısından önemine dikkat çekti. Bölgede tansiyonun düşmesi önemlidir. Ayrıca İran'a yönelik ambargoların kalkması da bizim için olumlu bir gelişmedir. Hem Türkiye-İran ilişkilerinin seyri bağlamında hem de biz bu tür ambargoların kalıcı etki yapma bakımından sınırlı olduğu kanaatini hep gündeme getirdik. O bakımdan hayırlı olmasını diliyorum. Viyana'dan gelen haber üzerine ilk tepki ise Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. İran önemli bir kabiliyettir, önemli bir rezervdir. Kabiliyetlerini gerek öncelikle bölge, daha sonra da dünya için sunmak, dünyadaki petrol fiyatları açısından da son derece önemli olacaktır. Son derece olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçti kameraların karşısına. Iraklı konuğu İbrahim Caferi ile birlikte iki bakan da anlaşmayı olumlu karşıladı ama Çavuşoğlu bir de mesaj gönderdi İran'a. Memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı şekilde ambargoların kalkması da yine bölgemizin ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Türkiye'yi de doğrudan etkileyecektir. Ama şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. İran'ın özellikle Suriye, Irak ve Yemen'deki rolünü de gözden geçirmesi gerekiyor. Mezhep temelli politikalardan vazgeçmemiz lazım. Ve özellikle de siyasi diyaloğa önem vermemiz lazım. Ve bu sorunların siyasi diyalogla çözümüne katkı sağlamamız lazım. Kardeş İran'dan da beklentimiz budur. Varılan noktadan memnuniyet duyduğumuzu ifade ettik. Biz de destekliyoruz. Önemli olan sonuca ulaşması. Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, o da Twitter üzerinden değerlendirdi. Anlaşmanın Türk ekonomisi için çok iyi bir haber olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları arttıracağını vurguladı. Bölge dengeleri nasıl değişecek? Bunu göreceğiz zaman içerisinde.
İranlılar çok memnunlar sonuçtan. Hatta Tahran'da iftardan sonra kutlamalar da başlayacak sokaklarda. Tahran Belediyesi şenlikler hazırlıyor. İranlılar diyorlar ki tamam bugünden yarına rahatlamayız ama peyderpey işler değişir diyorlar. İran'la tarihi anlaşmanın hem İran hem de Batı için ticari ve ekonomik olarak yansımaları olacak. Yaptırımların kalkmasıyla İran yurt dışında dondurulan 100 milyar dolarlık mal varlıklarına erişim sağlayacak. Ardından petrol ve doğalgaz alanlarındaki yatırımlara, yaklaşık 30 yıldır havacılık sektörüne, İran Merkez Bankası'na, Ulusal İran Petrol Kurumu'na ve İran gemicilik sektörüne uygulanan yaptırımlar kalkacak. Yaptırımların kalkması İran ekonomisinin yeniden canlanması ve milyarlarca doların tekrar İran ekonomisine girişi demek. Ekonomik büyüme daha hızlı olacak. Bu da yüz binlerce kişiye uzun vadede yeni iş imkanları yaratacak. Ekonomik hareketlenme yabancı yatırımı da beraberinde getirecek. Yabancı otomobil markaları İranlı markalarla ortak modeller üretip satabilecek. Tüketim malları dahil perakende satış yapan büyük markalar daha önce bu denli kullanılmayan İran piyasasına girebilecek. Ambargolar nedeniyle para yerine altınla İran'la ticarete de gerek kalmayacak. Yerel veya uluslararası para birimleriyle İran'la ticaret yapılabilecek. Tahran'ın önceliği ambargoların sıkıntısını yıllardır çeken halkın üzerindeki yükü azaltmak. Nükleer anlaşmanın uygulanmasıyla beraber ekonominin de canlanmasıyla vatandaşlar için temel gıda maddelerinin daha da ucuzlatılması hedefleniyor. Domatesten deterjana İranlılar tüketim mallarına daha ucuza ulaşabilecek. Yaptırımların kalkması eğitim ve bilim alanında da bir değişikliği beraberinde getirecek. Örneğin bugüne kadar nükleer araştırmalar gibi alanlarda yurt dışında tahsil görmesi yasak olan İranlı öğrenciler artık bu alanda da öğrenim görebilecek. Belki de en garip hırsızlık haberlerinden bir tanesi şimdiye kadar gördüğüm benim. Barınaktan pitbull çaldılar. Kim niye çalar ki barınaktaki hayvanı? Hele hele pitbull. Bakacağız birazdan. ...7 Haziran seçiminin ardından hala bir hükümet kurulamadı ama dengeler değişiyor. Kurumlarda, kuruluşlarda ister istemez dengeler değişiyor. Mecliste dağılım değişti, Rütük'te de dağılım değişti. 3 Rütük üyesinin süresi, görev süresi dolmuştu. Yerlerine yenileri seçildi. İşte Rütük'teki yeni dağılım. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu aday listesinden Profesör Doktor İlhan Yerlikaya, Milliyetçi Hareket Partisi grubu aday listesinden Esat Çıplak, eşit oranda düşen üyelik için Halkların Demokratik Partisi grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu aday listesinden Arif Fırtına seçilmişlerdir. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda boşalan 3 üyelik için seçim tamamlandı. Buna göre AK Parti kontenjanından İlhan Yerlikaya, MHP kontenjanındansa Esat Çıplak ve Arif Fırtına yeni üyeler oldu. Ve 7 Haziran seçimi sonrasında Rütük'te üye dağılımı da değişti. Kurulda 4 AK Parti kontenjanından üye, 2 CHP, 2 MHP ve 1 de HDP'den üye yer alacak. Kurul seçimden sonra kendi arasında toplanarak başkanını belirleyecek. Seçim tamamlandı ama seçime geçilmesi çok da kolay olmadı. Üçüncü üyeliğin hangi partinin kontenjanından olacağı mecliste tartışmaya yol açtı. HDP kura önerdi, MHP oy oranı kriter olsun dedi. Bütün milletvekillerine sesleniyorum. Çok anlamsız bir tartışma. Şans kader oyununa mı devam edelim yoksa milli irade mi olsun? Şimdi böyle bir tercih yapılabilir mi? Biz genel kurula diyoruz ki MHP'yi mi HDP'yi mi tercih edeceksiniz. Zincirleme bir usulsüzlüğü tetiklemiş olacağız bu oylamayı kabul etmekle. Yoksa elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nden de seçilebilir. Eğer bizi full'u görmeyip biraz net görmeye başlasalardı, bizle gelip konuşsalardı buna bir yol, yordam, adalet duygusunu incitmeden bulunurdu. Fakat full'u gördükleri için mesele buraya kadar geldi. Uzlaşma olmayınca mecliste usul tartışması açıldı. AK Parti kararı Meclis Genel Kurulu yani milletvekilleri versin dedi. CHP ise HDP'nin önerisi olan kura çekilmesine destek verdi. Ahçı tabağı gibi Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları tarafından gösterilen adaylar. İlk gün yanlış yapmayın. İlk gün kanunu ihlal etmeyin. İlk gün anayasanın çiğnenmesine alet olmayın. Mesela bir anayasa ihlaliyle
işe başlayacak mıyız, başlamayacak mıyız? Ben bir kere çiğnedim, 12 yıl ceza aldım. Bizi anayasayı çiğnettiremezsin Doğan Bey. O yüzden bu konuda çok titiziz, hassasız. Görüşler genel kurulda gündeme taşındı ama meclis başkanlığı belirlediği yöntemde geri adım atmadı. Karar meclis genel kuruluna bırakıldı. Ve sonra da sandıklar kuruldu. Hazırlanan oy pusulasında tartışmalı üyelik için 2 MHP'den ve 2 HDP'den toplam 4 aday yarıştı. Sandıktan AK Parti'nin desteğiyle MHP'nin adayı çıktı. Seçim tamamlandıktan sonra da meclis tatil kararı aldı. Genel kurul 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Hükümet kurulması halinde olağanüstü toplantı yapılacak. Şanlıurfa'ya gideceğiz. Bir firma bayramlık kıyafet dağıtmak istedi hayrına. İzdiham çıktı. Bayram öncesi yeni kıyafetleri olacaktı. Ancak bir pantolonla gömleğe ulaşmak eziyet oldu. Şanlıurfa'da bir firma bayram öncesi 5000 çocuk 5000 mutluluk adı altında yürütülen kampanyayla çocuklara bayramlık kıyafet dağıtmak istedi. Giysilerin dağıtımı GAP Arena Spor Salonu'nda yapıldı. Bayramlıkları almak için salona aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yüzlerce çocuk ve kadın geldi. Temsili dağıtımın ardından salona alınan aileler bir anda hediye paketlerinin bulunduğu alana hücum etti. Görevlerin dağıttığı hediye kutularını alabilmek için birbirlerini ezenler oldu. İzdiham sırasında bazı çocuklar ağladı. Görevliler izdihamla baş edemeyince çevik kuvvetten yardım istedi. Polis hediye kutularının önüne bariyer kurarak kalabalığı engelledi. Bakın bu çok benzeri bir aynısı geçen hafta oldu. Üzerine konuştuk. İşte üzerine konuşmayla mesele çözülmüyor. Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 3 kişi öldü. 13 kişi yaralandı. İnsan değil, yük taşıması gereken o kamyonetin kasasına 13 kişi bindiler. Tarlada çalışmış evlerine dönüyorlardı. Kamyonetin lastiği patladı. Biri bebek, 3 kişi can verdi. Tarım işçileri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarlalarda çalıştıktan sonra memleketleri Şanlıurfa'ya dönüyordu. Aralarında çocukların da bulunduğu aileler dönüş için açık kasa kamyonete bindi. Eşyalarını ve yiyeceklerini de o kamyonete yükledi. Ancak Mehmet Sabah'ın kullandığı kamyonet Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Lastiği patlayan kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada Halil ve Hüsnü'ye alınmış çifti olay yerinde öldü. Bir yaşındaki bebekleri Esma ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada 13 kişi de yaralandı. Bu kaza ilk değil. Geçen hafta Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya çalışmaya giden işçileri taşıyan kamyonet kaza yapmış, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Yollarda onca sönen ocaklara rağmen mevsimlik işçiler hala açık kasa kamyonetlerde ve traktörlerde taşınıyor. Zaten tarlada 3-5 kuruş kazanan işçiler için aracılar fazla bütçe ayırmıyor. Denetimler de yeterli değil. İşçileri taşıyan araçlarla ilgili tespitler de çarpıcı. 2014 yılı verilerine göre Türkiye'deki traktör sayısı 1 milyon 626 binin üzerinde. Bu traktörlerin sadece 989 bininin trafik sigortası var. 638 binden fazla traktör yollarda sigortasız, yani kaçak olarak çalışıyor. Şimdiye kadar tutulan kayıtlara göre sigortasız traktörlerin neden olduğu kazalarda 7 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Geçelim yeşil yol meselesine. Yaylalar birbirine bağlanacak deniyor. Yöre halkı istemiyor. Eğer bu yaylalara arasına yol yapılırsa bu yaylalar yayla olmaktan çıkar diyor yöre halkı. Şimdi mahkeme bu yolun bir kısmının inşaatı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama iş işten geçti. Geçmiş olsun, olan olmuş. Bir tane ağaca zarar verilmiş ise lütfen göstersinler. Biz de onu görelim ve böyle bir tahribat söz konusuysa devlet gereğini yapar. Bir ağaç değil, yemyeşil yaylaların arasındaki onlarca ağaç, Rize Valisi Ersin Yazıcı'nın verdiği o söze günlerdir süren protestolara rağmen yeşil yol için kesildi.
Rize'de yeşil yol çalışmasının sürdüğü 7 noktadan biri olan Ağustos-Hüsur yaylası yolunda şu an çalışmalar devam ediyor. Dün mahkeme buradaki orman kesimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bugün bölgeye ulaştık ve çok sayıda ağacın burada kesilmiş olduğunu gördük. Karadeniz'in yaylalarını birbirine bağlamak için yapılmak istenen Yeşil Yol Projesi kapsamında Haczane ve Hüsur arasındaki 16 dönüm arasındaki bu ağaçlar için kesim iznini Orman Genel Müdürlüğü verdi ve bir ay önce 3 yayla arasındaki 15 kilometrelik bağlantı yolu çalışmaları başladı. Ama yayla sakinleri o yolu istemedikleri için Rize İdare Mahkemesi'ne başvurup çalışmaların durdurulmasını istedi. Mahkeme, telafisi güç zararları ortaya çıkabilir gerekçesiyle çalışmaları geçici olarak durdurdu ama iş işten geçti. Yemyeşil ladin ve çam ağaçları bir bir kesilmişti. Yeşil yol çalışmasının sürdüğü Ağustos yaylasına doğru hareket halindeyiz. Yol boyunda çok sayıda kesilmiş ağaç kenarda istiflenmiş durumda. İş makineleri kararın ardından da faaliyetteydi. Rize İdare Mahkemesi yürütme durdurma kararı verdi. Dün biz bunları resmi makamlara ilettik. Onlar da gereken mercilere ilettiğini söylediler. Bekliyoruz ne zaman duracak, ne yapılacak. Sadece Ağustos için değil, yol düzergahı üzerinde bulunan, yani 1800'ün altında olan yerlerde yolun sağında ve solunda zaten ağaçlar mevcut. 7 metrelik yol yapıldığı zaman bu ağaçlar kesilmeden bu yollar yapılmıyor. Sayın Valim devlet olarak bize ne düşüyorsa yaparız diyor. Ben de devlet olarak şimdi valime söylüyorum. Ne düşüyorsa yapsın lütfen. Bazı noktaları da bakir kalması lazım. Şimdi yol demişken İstanbul trafiğine baktığımız zaman şöyle belediyenin uygulamasından şimdiden başlamış bayram yoğunluğu. Yarın daha da artar. Peki herkes yollara çıkıyor. Madem yola çıkıyorsunuz. Aman dikkat, ne olur aracınızın bütün bakımlarını yaptırmadan yola çıkmayın. Yine bir bayram geldi, yine tatil planları yapıldı. Ama size öyle rakamlar söyleyeceğim ki bir hayli can sıkıcı. Çünkü son 4 yılda karayollarında meydana gelen kazalarda 15 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişi de yaralandı. Özetle bu katliam gibi bilançonun önüne geçilmeli, yollar kan gölüne dönmemeli. Peki nelere dikkat edilmeli, hangi önlemler alınmalı? Makine Mühendisleri Odası bir rapor hazırladı. Rapora göre 2013 yılında yaşanan 1.207.354 kazada kusurların %88.69'u sürücüden, %8.99'u yayaya bağlı nedenlerden, %1.05'i ise yol kusurlarından kaynaklandı. Kaza sebeplerinin başında aşırı hız, hatalı sollama ve emniyet kemeri takılmaması geliyor. Peki yola çıkmadan arabanızla ilgili nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ailecek bayram tatiline çıkmaya karar verdiniz ama arabadaki yolcu sayısı da yük sayısı da fazla. İşte bu noktada fren hayati önem taşıyor. Çünkü arabadaki yük arttıkça fren mesafesi de uzuyor. Ama dikkat etmeniz gereken tek şey fren bakımı değil. Onun yanı sıra arabanızın bagajında herhangi bir kaza ya da arızalanma ihtimaline karşı taşımanız gerekenler de var. Onlar sırasıyla yangın tüpü, reflektör, takoz ve ilk yardım çantası. Aracın periyodik bakımının yapılması şart. Takip mesafesi mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Eğer araçta fazla yük varsa takip mesafesinin açılması gerekli. İyi bir lastik de kaza önleyici faktörlerin başında geliyor. İki ana kural var. Bunlardan ilki, lastiklerin arasındaki dişlerin mesafesinin görünebilir olması lazım. Ve eğer aracınızın lastikleri 6 yaşından daha büyükse o lastiklerle yola çıkmamanız gerekiyor. Özetle 4 günlük tatil kapıda. Mutlu gidip mutlu dönmek ortak istek. Bunun için aracın bakımlı, sürücünün dikkatli olması şart. Bir garip hırsızlık. Barınakta çalışanlar da şaşkın. Fatih'teki 7 Kule Hayvan Barınağı'ndan bir hafta içerisinde 9 pitbull çalındı. Yedikule Hayvan Barınağı bir haftadır pitbull hırsızlığıyla çalkalanıyor. Tinerci oldukları iddia edilen kişiler tarafından bu barınaktan bir hafta içinde 9 pitbull çalındı. Hırsızlar arkadaki tel örgüyü atlayarak buraya kadar ulaştı ve bu kilidi kırarak içerideki pitbulları çaldı.
Efendim, o kafeslere girmek o kadar kolay mı? Kolay değil ama demir keski aletleriyle keserek girmişler. Yani tel örgü falan dinlemeyip girmişler. Burası 16 yıldır Fatih'te hizmet veren ve yaklaşık 3000 köpeğin bulunduğu 7 Kule Hayvan Barınağı. Barınak son günlerde zor zamanlar geçiriyor. Çünkü barınaktan eli bıçaklı, sopalı kişiler tarafından pitbulllar çalınıyor. Peki pitbulllar niye çalınıyor? Bunun birçok sebebi olabilir. Bizim aklımıza gelen ilk sebep dövüş amaçlı kullanmaları. Yani tinerciler buradan çalıp bu hayvan düşkünlerine, yani pitbull ırkı düşkünlerine satıyor olabilirler. Geçtiğimiz cumartesi sabaha karşı 5 pitbull, hemen bir sonraki günde de 1 pitbull köpek çalındı. Üstelik hırsızlar havladığı için diğer köpeklere de şiddet uyguladı. Cumartesi günü 5, pazar günü 1. Daha evvelde, yine birkaç gün öncesinde de münferit 3 köpeğimiz daha gitti. Ve pazartesi günü gündüz vakti hırsızlar yine barınağa gelmişti ki o anda barınak gönüllerinin fark etmesiyle bir kişi yakalandı. O anda bir kovalamaca başladı. Aşağı doğru, sahile doğru kovaladık. Çalınan 9 köpekten 5'i bulundu. Nerede buldunuz peki köpeği? Tam Yeni Kapı'da metruk bir binanın içinde saklıyorlar. Barınağa gidip incelemelerde bulunan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir her türlü önlemin alınacağını söyledi. Bu basit, adi bir olay. Çocukların muhtemelen işte dövüşlerde kullanılmak üzere yaptıkları bir iş. Barınak gönüllerinin bir iddiası da kaos ortamı yaratılarak barınağın İstanbul dışındaki İBB'ye ait yeni yapılan barınağa taşınmak istenmesi. Başkan bu iddiaya da açıklık getirdi. Böyle bir talep söz konusu olmadı. Ne Büyükşehir Belediyesi'nden ne zaten bizden öyle bir talep, öyle bir öneri olmaz. Buranın korunması gerektiğini düşünüyorum. Noktalıyoruz. İyi akşamlar.